10. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. 10. sınıf Arapça 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 1. soru: aşağıdaki metni Türkçe'ye çeviriniz. Kale Selim, se'ezhebu ilel hammam ve etevatta'u thumme ezhebu ma'a sadiqi ilel mescid. Evet, bunu Türkçe'ye çevirmemiz isteniliyor. Şimdi kale dedi kim? Selim. Selim dedi. Ne dedi? Se'ezhebu, gideceğim. Nereye? İlel hammam, lavaboya diyelim. Ve etevatta'u, abdest alacağım. Thümme, sonra ezhebu, gideceğim. Ma'a sadiqi, arkadaşımla. Nereye? İlel mescid, mescide. Toplu manasını söyleyecek olursak, Selim dedi ki lavaboya gideceğim, abdest alacağım, sonra arkadaşımla camiye gideceğim. Buranın çevirisi bu şekilde arkadaşlar. İkinci soruya geldik. İlâ eyne yedhebu Selim? Selim nereye gidiyor? Yani buradaki soruları şuraya göre cevaplıyoruz. İlâ eyne yedhebu Selim? Selim nereye gidiyor? Selim önce nereye gidiyor? Lavaboya gidiyor. Sonra da arkadaşıyla camiye gidiyor. Biz ikisini de söyleyelim. Yedhebu Selim ilel hammam ve ilel mescid. Bu şekilde cevaplayacağız arkadaşlar. Yedhebu Selim ilel hammam ve mescid. Selim lavaboya ve camiye gidiyor. Peki ma'men yedhebu Selim ilel mescid? Selim camiye kimle beraber gidiyor? Ne diyoruz arkadaşlar? Burada sadiki değil mi? Arkadaşıyla. Yedhebu Selim ilel mescid ma'a sadiqihi. Yedhebu Selim ilel mescid ma'a sadiqihi. Selim arkadaşıyla beraber mescide, camiye gidiyor. Evet arkadaşlar, ilk iki soruyu böylelikle çözmüş olduk. Sorular birbiriyle bağlantılı, bilginiz olsun. Bunlar sınavlarda çıkmış sorular. Aynısı veya bir benzeri muhtemelen çıkacaktır. Şimdi 10. sınıfla alakalı arkadaşlar, oynatma listesinde 10. sınıf Arapça ders kitabının İmam Hatip 10. sınıf Arapça ders kitabının 1. üniteden 6. üniteye kadar tercümesi var. Bilginiz olsun. Yine sınavlarda çıkmış sorular oynatma listelerinde var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi 3. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda karşılık olarak verilen cümlelerden düzgün bir cümle oluşturunuz. Tetekevvenu el-işâ'u salât rekaat erba'a min. Tetekevvenu oluşur. El-işâ, yatsı, salat, namaz, rekaat, rekatlar, erba, dört, min, dan, den. Şimdi bunu biz düzenli bir cümle yapacak olursak nasıl oluyor arkadaşlar? Şu şekilde oluyor. Hemen bunu düzenliyoruz. Buraya yazmayalım ama biz numaralandıralım. Tetekevvenu salatül işâi min erba'i rekaatin. Evet, 6 tane kelime arkadaşlar bu şekilde ne yapıyor? Düzenlenmiş oluyor. Tetekevvenu salatul işai min erba'i rekaatin. Yatsı namazı 4 rekattan oluşur. Yani yatsı namazının farzı kastediliyor. Sünnetleriyle beraber değil. Evet, yatsı namazının farzı 4 rekattan oluşur. Bu böyle. Aşağıya geldik. Peki burayı yazıyoruz arkadaşlar buraya. Allahu farada ala salavat el müslimin. Peki bura nasıl oluşacak? Ona bakıyoruz. Faradallahu salavati alel müslimine. Allah namazları Müslümanlar üzerine farz kıldı. Faradallahu salavati alel müslimine, namazları 5, yani 5 vakit namazı Müslümanlar üzerine farz kıldı. Müslümanlara farz kıldı da diyebiliriz. Evet, burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. 10. sınıf Arapça 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye. 5. 4. soru. Aşağıda parantez içindeki kelimeleri kullanarak olumlu veya olumsuz cümleler kurun, örnekte olduğu gibi. Örnek şurası. İşte bunun aynısı kitapta var, hatırlıyorsunuzdur. Peki biz ne yapıyoruz? Kün mütefailen, önce mana veriyoruz. İyimser ol. Ve la tekun müteşaimen, kötümser olma. Bu bir erkeğe söylenir.
Eğer ki bir bayansa, yani bura müzekker, bura müennesçi. Kuni mütefaileten ve la tekuni müteşaimeten. İyimser ol, kötümser olma. Dikkat edelim. Kün ve la tekun. Kuni ve la tekuni. Müennesçi bu şekilde kullanılıyor. Peki burada mütefail ve müteşaim kelimeleriyle bu şekilde iki tane cümle olmuş. Rahimen, gasiyen, neşitan, kesulen. Bu cümlelerle nasıl bir şey yapabiliriz? Kün rahimen ve la tekun gasiyen. Yani şu birinci kelimeyi arkadaşlar şunun yerine yapalım. Birinci kelimeyi aldık. Şöyle buraya bir kaldıralım hemen. Vaktinizi almak istemiyorum. Rahimen kelimesini bunun yerine koyduk arkadaşlar. Gasiyen kelimesini de bunun yerine koyduk. O zaman ne oldu? Kün rahimen ve la tekun gasiyen. Merhametli ol, iyi ol, kibar ol, sert olma manasında. Peki bu erkek için, bayan için nasıl diyeceğiz? Kuni rahimeten ve la tekuni gasiyeten diyeceğiz. Yine rahime kelimesini bunun yerine, gasiyeten kelimesini bunun yerine koyuyoruz. Bu müennese söylendiği zaman nasıl ki burada mesela mütefailen mütefaileten olmuş, burada da rahimen rahimeten oluyor. Bayan için de ne diyoruz? Sen iyi ol, yani merhametli ol, sert olma diyoruz. Peki nişitan ve kesuren kelimeleri olursa nasıl oluyor? O zaman da kün, şöyle kün alıyoruz. Nişitan, sen çalışkan ol. Nişit burada o manada. Ve la tekun kesul, kesulen, tembel olma. Bayan için olursa kuni nişitaten, sen çalışkan ol. Ve la tekuni kesuleten, sen tembel olma. Aynen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Dördüncü sorunun çözümü böyleydi. Beşinci soruyla. El beytul ahmeru halfel beytil ahtari cümlesini Türkçe aşağıdakilerden hangisidir? Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir? Yeşil ev beyaz evin arkasındadır. Kırmızı ev yeşil evin önündedir. Kırmızı ev yeşil evin arkasındadır. Yeşil ev kırmızı evin önündedir. Şimdi el beytul ahmeru kırmızı ev nerededir? Halfel beytil ahtari yeşil evin arkasındadır. Evet, kırmızı evi bulalım önce. Kırmızı ev burada var. Burada var. Cümlenin başında olacak. O zaman D ile hemen işaretleyelim. D ile A şıkkını eledik. Çünkü cümlenin başında kırmızı ev olacak. Var ama burada ortasında, sonunda o olmaz. Kırmızı ev yeşil evin arkasında. Yeşil ev bakalım burada var. Burada da var. Yani yeşil evden eleyemedik. Halfe kelimesine bakalım. Arkasında. Burada önünde, burada arkasında. O zaman bu da yanlış oluyor. Doğru şık B şıkkı. Beşinci soru için. Evet. 5B. El beytul ahmeru halfel beytul ahtari. Kırmızı ev yeşil evin arkasındadır. Altıncı soruyla devam ediyoruz. 10. sınıf Arapça 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye. Eyne tekaav Türkiye? Soru bu şekilde. Sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Yani Türkiye nerede bulunur? Cevap diyoruz. Tekaav Türkiye fi Asya ve Avrupa. Asya ve Avrupa kıtalarında bulunur. Tekaav Türkiye fi Afrika. Afrika'da bulunur. Tekaav Türkiye fi Amerika. Amerika'da bulunur. Tekaav Türkiye fi Avustralya. Avustralya'da bulunur. Evet arkadaşlar, Türkiye nerede bulunur? Bunu normal genel kültür olarak da biliyoruz. Asya ve Avrupa kıtalarında bulunur. O zaman Tekaav Türkiye fi Asya ve Avrupa. Asya ve Avrupa'da bulunur. Burada aslında fi qaratey Asya ve Avrupa'da denebilir. Çünkü kitapta bu şekilde geçmişti. Buraya unutmuşuz. Ama doğru cevap burada. Eyne tekaav Türkiye sorusunun cevabı tekaav Türkiye fi Asya ve Avrupa'dır. Bilginiz olsun. Yedinci soruya geldik. Aşağıdaki mazi fiilin tam çekimini yapınız. Mazi fiil burada, yani derese. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Müfret, tekil, müthenna, ikil, cemi, çoğul. Şimdi derase. Fiil mazisi bu. Buraya bunu yazıyoruz. Cemi tesniyesi derasa, elif ekliyoruz.
derasu. Peki bu ne oldu? Müfret müzekker gayip. Müfret müennesi nasıl olacak? Dereset, dereseta, derasne olacak. Sonra deraste bu muhatap oluyor. Deras tüma, deras tüm cemi müzekker muhatap. Derasti zaten yazılmış. Deres tüma, derastünne, derastü, derasna. Şurası boş oluyor. Derastü, derasna. Toplam 14 sıfır olacak. 3, 6, 9, 12, evet 13, 14. Yani bu nasıl arkadaşlar? Şöyle fiili mazi. Bunun zamirlerini çekecek olursak hüve hiye hüma hünne ente enti entüma entüm entünne ene nahnu. Evet. Tekrar edelim. Derese. Deresa, deresu, dereset, dereseta, deresne, dereste, derestuma, derestüm, deresti, derestuma, derestüne, derestü, deresna. Bu şekilde çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Peki 8. soruya geldik. Aşağıdaki boşluklara uygun fiilleri yazınız. Şimdi el cündiyu anil vatan hadal beyt min thulâthu ghuraf ve matbah yecibu aleyna en ala nedafetil biyyeti en necah alel amel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı da okuyabiliyorum. Bazen yorumlarda çok yavaş konuştuğum söyleniyor, anlattığım söyleniyor. Yani ben biraz daha iyi anlaşılsın ve kelimeler birbirine karışmasın diye. Yani normalde aşağıdaki boşluklara uygun fiilleri yazınız diye hızlı okuyabiliyoruz ama siz daha iyi anlayabilirsiniz diye o şekilde yapıyoruz. Yine siz videolar eğer ki hızlıysa ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Yavaşsa hızlandırabilirsiniz. O yine sizin elinizde olan bir şey. Videoyu izlerken orada ayarlar kısmında onu hızlandırabiliyorsunuz. Şimdi 8. soru arkadaşlar. El cündiyu asker anil vatan. Ne yapıyor? Yepni vatanını bina ediyor. Yahtacı ihtiyaç duyurur. Yudafi o koruyor, savunuyor. Bu kelimelerde yani vatanına ihtiyaç duyuyor gibi manalar verebiliriz ama veremiyoruz. Neden? Yani anlaşılabilir ama devrik bir cümle olur. Sebebine gelince fiillerin kullanmış olduğu harfi cerler vardır. Mesela ben ene ahtacu ilel beyt, eve ihtiyacım var. Yani ev alacağım manasında eve ihtiyacım var. Evden ihtiyacım var diye kullanamıyoruz değil mi? Yani çünkü yahtacu ila ile kullanılıyor. Evden ihtiyacım var dersek eve ihtiyacım var demek isterken o zaman an ile kullanmış oluyoruz. İşte uymuyor. Yani her fiilin kullanmış olduğu harfi cerler var. İşte yudafi'u fiili an harfi ceriyle kullanıldığı için buraya yudafi'u yazıyoruz. El cündi yudafi anil vatan. Asker ne yapıyor? Vatanını koruyor. Hadel beytu min thalâthi ghuraf ve matbah. İşte burada da bir fiil var ki min harfi cerriyle kullanılıyor. Yetekevvenu. Hadel beytu bu ev yetekevvenu min thalâthi ghuraf ve matbah. Üç odadan ve mutfaktan ne yapıyor? Oluşuyor. Meydana geliyor. Yetekevven. Tekevvene yetekevvenu. Fiili mudari. Yecibu aleyna en. İşte burada yine bir fiil var ki ala harfi cerriyle kullanılıyor. O da muhafıza. Zaten burada ala harfi ceri gelmezse de biz şuradan anlamamız lazım. Yecibu aleyna bize gereklidir. Bize gerekli olunca demek ki ondan sonraki fiil bizi. Yani nefs tükelim mal gayr sıgası olacak ki bu da burada nedir? İşte bu fiildir. Muhafız. Yecibu aleyna en muhafıza ala nezafetil bi'eti. Çevrenin temizliğine dikkat etmemiz, korumamız gerekir manasında. En necahu ilel amel yudafi o yahtacu yetekevveni. Evet, bu fiillerden birisi ne yapacak buraya gelecek. Burayı da normalde son soruyu size bırakıyorduk ama burası uzun olacağı için burayı size bırakıyoruz. Yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyoruz. Yani yudafi o yahtacu yetekevveni hangisi buraya gelecek? Türkçe veya Arapça olarak 8. bu yorumlar kısmına 8. soru 4. kısım deyip bu fiillerden birini yazabilirsiniz. Yani daha doğrusu hangisi gelmesi icap ediyorsa onu yazmanız gerekir. Evet, ilk 3 kişi bakalım kim yazacak. Evet, kısaca arkadaşlar soruların çözümleri bu şekildeydi. Şöyle hatırlayacak olursak şuralara dikkat ettik. Kün mütefailen ve la tekun müteşaimen. Kuni mütefaileten ve la tekuni müteşaimeten. Erkek için, bayan için bu şekilde kullanılıyor. Bunlar da yaptık. Evet, çözüm bu şekildeydi. Şimdi kanalımızla alakalı 10. sınıfa ait ne tür videolar var onlara bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Gördüğünüz gibi oynatma listeleri burada. 8. sınıfa ait olan
23 tane video var. Yakın zamanda 30 ve 30 üzeri olacak inşallah. Şu an zaten 24. videonun çekimini yapıyoruz. Burada temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Arapça gibi bazı derslerin sınavı da çıkmış. Bu şekilde çözümü var. Yine aşağıya indiğimizde 8. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. 33 video 1. üniteden 6. üniteye kadar. Şimdi buna bir alalım, sonra videoyu bitirelim. Evet, 1. ünite 1. ders. 2. ünite 2. ders. 3. ünite 1. ders. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hangi sayfalar, nerede, nasıl, ne şekilde? Hepsi burada mevcut. Buradan ulaşabilirsiniz. 6. üniteye kadar. Mesela şu an 1. ünite 1. ders sayfa 9 ile 14 arası. Gördüğünüz gibi size kolaylık olsun diye Arapça ifadeler cümlelerin altına Türkçelerini ekledik. Evet, tercüme bu şekilde arkadaşlar. Buradan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Bitirmeden önce bir hatırlatmada bulunalım. Arkadaşlar, beğeni yapıyoruz. Yorumlara istediğinizi sorabilirsiniz. Eleştiride bulunabilirsiniz. Yanlışlık varsa onları söyleyebilirsiniz. Ve abone olmayı da unutmayınız. İstifade ediyorsanız eğer ki videolarımdan arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.